TV'den herkese selamlar. Bayağıdır Chelsea kariyerine devam etmemiştik. Şimdi artık ona devam edeceğiz. YouTube'da şu an Last of Us serisini bitirdik. Sırayla bir gün arayla kendiliğinden paylaşıyor. Artık onu oynamayacağız. Onun dışında ekstradan bir gün Last of Us, bir gün Chelsea kariyeri ve üçüncü olarak da Cities Skylines'a artık başlıyoruz. Tüm yamalar geldi. Yeni map'ler geldi. Artık biz Cities Skylines'da çekeceğiz. Şimdi Chelsea ile kaldığımız yerden bir bakalım neler yapmışız en son bir hatırlayalım. İki maçlık takılmamız var. City Newcastle biraz gergin bir bölüm bitirmiştik. Bir kardeşim yorum yapmış sağ olsun. Uzun uzun anlatmış. Demiş işte izlenirliği düşünür isyan etmek falan filan diye. Şimdi ben maç aralarını kesip ya da hazır taktik indirip namağlup ligi bitirebilirim. Size öyle bir video da çekebilirim. Ama ben hem yeni taktik oluşturmaya çalışıyorum hem de evde siz nasıl oynayıp sinirleniyorsanız aynı şekilde oynayıp sinirleniyorum ben de. Ve bunu da sizden saklamıyorum. Doğal halini görün istiyorum. Hatta Last of Us'ta öldüğüm yerleri bile kesmedim. Birkaç bölümde defalarca ölmüşlüğüm de var. Yani çok profesyonel bir video çıkarıp gerçeklikten uzaklaşmaktansa kendi düşüncelerimi, doğal düşüncelerimi sizle paylaşmayı tercih ediyorum. Kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmış, uzun uzun anlatmış. Eline koluna emeğine sağlık diyorum ve yeni bölüme devam ediyoruz. Şimdi ben yayınlarda beni izleyenler bilir. Yeni bir taktik bulduk arkadaşlar. Yani yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. 3 AMC'li bir taktiğimiz var. Buradan 3 AMC'li taktikle oynamaya devam edeceğiz. Şunu ofansif oyun kurucu destek yapacağız. Orkun'u böyle alacağım. Şimdi Sterling'i sağ, Palmer'ı sola alacağım ki şutlar oradan gelsin. Buradan iki tane volumuz olacak. Enzo ve Caicedo. Kanat beklerimiz var. Thiago Silva değil tabii ki. Reece James. Badiashile. Mudrik buraya gelmiş. Onu düzeltiriz. Sıkıntı yok. Distasyonistlerde ben çilelerimiz var. Evet. Şu an kanatlarımız atağa çıkıyor. Sağ bek, sol bek desteğe geliyor. Ceza sahasına paslaşarak girebiliriz ama ellemiyorum. Onu onlara bırakıyorum. Oynadıkça sizle beraber atıyorum. Çok fazla çizgiye inip orta yapmadan topu kaptırırsak daha fazla orta açarız fazla bekletmeden. Baktık onu yapmıyor. Ceza sahasına ortalarda da bir sıkıntı yaşamıyoruz, bulamıyoruz. Rakip ceza sahasına paslaşarak giri seçeriz. Bunu beraber sizle birlikte yapmak için seçmiyorum abi. Şimdilik böyle devam edeceğiz. Şöyle bakalım Çalaba var. Nkunku Fofana. Kimle oynayacakmışız? Bugün West Ham maçımız var. Hemen girelim. Özür diliyorum. Evet şimdi Badiashile, Thiago Silva stoperlerimiz iyi. Disasi var. Samuel Aylink var. Orta sağ sol kanat. Kanat bekte oynayabiliyor. Şimdi Samuel Aylink kirası şu an diğer taktiğe göre biraz daha az işimize yarayacak bir adam oldu mecburen. Ona da yapacak bir şey yok. Mudrik girdi forvet oynayabiliyor. Şimdi Mudrik'i ben yani bir şeyler yapmak istiyorum ama 3 gizli forvet de oynayabilirim. Mudrik sol, Palmer orta. Şöyle 3 forvet yapabiliriz mesela. Cole Palmer'la beraber böyle yapabilirim. Katı oluyor. Olsun önemli değil. Katı oynayabiliriz. Şunu mesela destek yaparız. Kanat bek destek. O zaman dengeliye döner. Kanat bek destek. İki tane destek yapalım. Zaten bunları destek yaptım. Talimatta zaten atağa katılacaklar. O yüzden en azından bu oyun takım yapısını dengeli yapalım katıdan. Evet. İlk taktiğimizle, yeni taktiğimizle daha doğrusu West Ham maçına çıkıyoruz. Arkadaşlar biliyorsunuz West Ham Londra derbisidir. Londra'da Chelsea, Arsenal, Tottenham, West Ham gibi 4 tane büyük kulüp var. O yüzden bu maçların önemi bizim için daha fazla. Bakalım. 3-4 maç lazım bize tabii bu taktiğe alışana kadar. Ama o 3-4 maç içinde puan ne kadar az kaybedersek o kadar iyi bizim için. Güzel.
Osimhen, Caicedo, Palmer, Mudrik güzel. Paslaşarak oynuyoruz. Güzel. Muhammed Kudus, Paqueta, Bowen. Değişik bir taktikleri var. Üçlü AMC oynuyoruz. Üçlü stoperden vazgeçtik. Yeni taktik yaratmaya çalışıyoruz. Zaten bir tane dörtlü sahte bekli taktiğimiz oturdu. Meta oldu artık. Onu da zaten YouTube'da paylaştık. Eğer bunu da oturtabilirsek her takımda deneyeceğim yayınlarda. Burada da siz Chelsea olarak takip ediyorsunuz. Burada da deneyeceğiz. Bakalım. İki taktik yaratmış olacağız. FM ailesine, FM severlere sunacağız taktiği. İyi pas ama sanki offside mı? Değil. Bravo. Cole Palmer 6-5 oynuyor. Sebep? Alışamadı. Orkun Kökçü'yü alalım abi buraya. Orkun Kökçü'yü de ondan sonra ofansif orta saha oyun kurucu yapacağız. Gol geldi. Cole Palmer oyundan çıkarken gol attı. Böyle bir şey yok ya. Artık toparladı. Çıkarmayabiliriz. Bakacağız. Caicedo müthiş getirdi. Bıraktı. Cole Palmer. Aferin oğlum. Aferin, iyi gol. Hayır dedik. Çıkmasına gerek kalmadı, artık toparladı. Onun yerine Mudri'yi çıkartabiliriz. Mudrik çok yorgun. Orkun Kökçü'yü aldık. Hemen şuradan taktiklere giriyoruz. Mudrik Sterling'le yer değişecek. Orkun Kökçü Cole Palmer'la. Orkun Kökçü'yü de ofansif oyun kurucu destek yapacağız burada. Ve akıcı hale geldi. Taktiğimiz dengeliden oyun yapısı akıcıya geldi. Şimdi daha iyi oynayacağız muhtemelen. Gizli forvetlerim güzel oynuyor. Caicedo güzel oynuyor. Sol bekim iyi. Stoperimin biri iyi. Osimhen biraz kötü. Çok büyük bir sıkıntı yaratmayacak. 1-0 öndeyiz. Osimhen biraz kötü ama 2 yapsaydık iyiydi. 1-0 her zaman tehlikeli skor abi. Bir tane atarlar çıkaramayız. Nitekim geliyorlardı zaten. Al işte. Hocam offside varsa seviniriz ya. Bravo hocam. Doğru karar. Offside. Önde. Bravo çocuklar. Şimdi Caicedo'yu dost yapıp Enzo'yu wall yapabilirim. Ama iki wall deneyeceğim bir. Eğer iki wall oturtabilirsek çok faydalı oluyor. Kanat ne taraftansa atak oraya göre... Aa, abi Osimhen 6-4 ya. Çok kötü yani. Al işte. 90 artı 4 şaka mı ya bu? Yine Osimhen. Osimhen bizi bitirdin mi bu maç ya? Vallahi bizi bitirdin abicim ya. Kötü oldu. 90 artı 4. Son atak ya. O topu bizimkiler vursa maç bitti. Son atakta gol yiyoruz ya. Müthiş bir şey ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Devam. Taktik oturtma sezonu bu. İlk 4'e girmeye çalışacağız. Amacımız Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Öbür sezonda şampiyonluğa oynayacağız. İlk sezon zaten sakatlarımızın iyileşmesi sürecek. 5-6 ay iki sakatımız var. Fofana ve Nkunku. O yüzden şimdi ben bu Cole Palmer'ın yerine Orkun Kökçü'yü alacağım. Bunu ofansif oyun kurucu destek yapacağım. Akıcı oldu. Takım yapısı gayet iyi. Caicedo'yu savaşçı orta saha destek yapabilirim. Enzo'yu serbest hücum oynatabilirim abi. Destek de oynayabilir, hücum da oynayabilir. Bakalım destek olun yapalım. Çok hücuma çıkmasına gerek yok. Devam. Şimdi
Şimdi buradan 5 gün sonra Fulham bize konuk olacak. Güzel. Fikstürümüze bakalım neler var. Fulham var. City, United, Arsenal, Liverpool, Tottenham. Bu neymiş ya? Arkadaşlar. West Ham'la yaptık. Fulham'la yapacağız. City, United, Arsenal, Liverpool, Tottenham. 1, 2, 3, 4, 5. Top 6 ile arka arkaya maç yapacağız. Top 6'nın içinde zaten biri Chelsea, biziz. Top 5'in hepsiyle maç yapacağız. 3'ü deplasman. Ya şuradan çok kritik bir şeye giriyoruz ya. Aya giriyoruz. Yani bu ay ligin kırılma ayı arkadaşlar. Bundan sonra galip gelen bu 3 maçtan yani 5 maçtan 3'ünü alan takım bir daha durdurulamaz diye düşünüyorum. Bütün takımlar için geçerli. United, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham. Bu nasıl fikstür ya? City FA Cup galiba, bakayım. Bununla oynayacağız. Sonra City FA Cup. Ondan sonra 4 maç. Hoppa. Niye böyle bir kadro şey fikstür geldi ki anlamadım ya. Karabağ Cup galiba City. Dur bakayım, Fulham'dan sonra alınacağız. EFL ile Karabağ olması lazım ya. Karabağ aynen. Yani Karabağ'a çıkmayacağımı zaten söylemiştim. FA Cup ve ligi zorlayacağız. Şimdi Orkun Kökçü ile oynuyoruz. Fırsatçı golcüyü çok yüksek oynuyor. Şöyle yapsak, fırsatçı golcü denesin bakalım. Bir aralara katsın. İleride çok kalabalığız. Yaratıcının dışında bir fırsatçılık bu kovalasın. Değişik, sıfırdan bir taktik yaratmaya çalışıyoruz. Yani bu kariyer böyle en iyi taktiği yapıp şampiyon olayım kariyeri değil. Hem kendi taktiğimizi oluşturacağız, hem Chelsea'yi yavaş yavaş yola sokacağız. Çok uzun soluklu bir kariyer olacak. O yüzden biraz sabırla oynayacağız. 4'e 0 yaptık. Evet, mükemmel. Gene kaleyi tutturma oranımız müthiş. 4'e 0. Nottingham Forest 1-1 yaptı Liverpool'a. Gayet güzel. Şimdi şöyle abi. Bu ne maçı? Fulham. Niye böyle buraları gösteriyorsun baba sen bize? Sen canlı skorları göstereceksin. Sen de puan durumunu göstereceksin. Tamam. Oyuncu puanları taktiklerde yazıyor zaten. Dizilişlerde. Onu göstermeye gerek yok. Badiashile. Chilwell. Çok gereksiz bir yere. Müthiş top. Sterling çevirdi, gol geldi. Mudrik attı. Mihailo Mudrik. Yapacağız, yapacağız bu işi. Yapacağız. İnanıyoruz çocuklar. İşte Reece James. Çizgi boyu Sterling'in kaçtığını gördüğü müthiş top. Sterling bekletmeden tekte yaptı. Osimhen'in markajından kurtulamadı. Diop müdahale edemedi topa ve Mudrik. Müthiş gol. Tottenham 2-1 yaptı Arsenal şey Aston Villa deplasmanında. Bravo. City 1-0 önde West Ham'a karşı. 90 artı yemeseydik, 3 puan bırakmasaydık daha iyi olurdu ama sağlık olsun. Oyunun cilveleri, yapacak bir şey yok. Hadi çocuklar, düzgün oynayalım. Aferin Chilwell. Orkun müthiş bıraktı. Mudrik müthiş geçti. Mihailo Mudrik. Orkun oynamıyor. Orkun'un rolünü bir değiştirelim abi. Ofansif orta saha destek yapalım. Oyun kurucu değil de orta saha oynasın. Daha iyi oynayacaktır muhtemelen. Mudrik.
Çıkar geriye Orkun. Bıraktı Enzo. Güzel. Gol olması iyi oldu. Orkun'un asisti onun puanını etkileyecek şimdi. Güzel hazırladık. Buraya geçebiliriz. 6-8 artacak mı daha fazla bakalım. Artmadı. 6-8 kaldı. Önemli değil. 6-6'dan 6-8 de önemli. Kötüye gitmesindense çıkacağını gösteriyor bu puanın. Palinya çok iyi orta sahaya. Top kapması 17 idi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Bu Boca Juniors'un gol müziği var aklımda. Durmadan onu söyleyip duruyorum ya. Delavese miydi? Neydi öyle bir şey var ya. Güzel kaçırdık. Yapacak bir şey yok. Yedik golü. 7.1 oynadı. Gayet güzel. Osimhen yaratıcıya geri dön abi. Fırsatçı da hiç pozisyona girmedi. Ve uğraşıyoruz. Yani 2-2 olacak galiba. Evet. Geçen bölümde mutlaka söylemişimdir abi. Ben bu kaleciden nefret ediyorum zaten. Bir tane top çıkardığı yok. Hala da aynı 6-4 oynuyor yani. Dünyanın en gereksiz kalecisi. Gerçek hayatta Chelsea'ye alınan en gereksiz kaleci yani. Yine yediğimiz gole bak ya. Böyle bir şey yok ya. Kötü gidişi durduramıyoruz abi. Osimhen gol atmıyor. Kaleci top tutmuyor. Dur bakalım. Ne zaman adam olacaklar? Devam. Yapacak bir şey yok. Karabağ maçlarını oynamıyorum biliyorsunuz. Simüle ediyoruz yani. Onlara hiç gerek yok. O yüzden direkt Manchester United maçına geçeceğiz. Seriyi biraz hızlı götüreceğim. Gol tekrarlarını çok özel ve kritik goller olmadığı sürece izlemeyeceğiz. Zaman kaybı yaşamayacağız. Bu bölümde bu kritik fikstürün hepsini oynamak istiyorum. 5-6 maç. Bu bölüm 1-1,5 saat sürebilir arkadaşlar. Ama ondan sonraki bölümler 30 dakika ile 40 dakika arasında olacak. Bakalım. Dönüşümlü kadrosu. İşte tam rotasyon maçı simüle et, devam et. Nkunku'yu oynatıyor. Sakat sakat inşallah sıkıntı yaşamaz. Dur bakalım. Nkunku yavaştan sağlara dönüyor. Kasım'a geldik. 2-1 yenildik. Güzel. Maduki 60. 45'te 1 ve 4'te yemişiz. Dakika belli. Klasik yani. Seremonide 2 tane atıyor City biliyorsunuz. Genelde Haaland atar ama başkaları atmış bu sefer. Evet. United deplasmanına gideceğiz. United 3. 2 maçtır kazanamayan bir Chelsea var. Chelsea 3 puan hasretine son verebilecek mi? Bakalım. Devam ediyoruz hemen hızlı hızlı. Diğer maça geldik. Güzel. Evet. Bu maçta güzel bir mücadele istiyorum. Şöyle yıldır yıldır saldıralım iki tarafta. Palmer sol ayak, Sterling sağ ayak. Bir de böyle oynasınlar bakalım. Baba Caicedo değil de sanki Enzo Bol oynasa daha iyi olacak gibi. Thiago Silva, Disasi. Bizim Badiashile'miz iyi oynuyordu. Niye oynamadı? Disasi'yi bir bekletelim ama ben Thiago Silva'yı kaptansız çıkmak istemiyorum abi. Reece James, Chilwell. Tamam aynı kadro devam. Mecburen bu kaleciyle çıkacağız. Şu fırsatçı golcüyü de yaratıcıyı tekrar devam ettirelim. Ve maçımıza çıkalım abi. Hiç takıma göre kapanma, markaj falan vermeyeceğim. Dediğim gibi taktik deniyoruz. Yenilebiliriz, yenebiliriz. Zor takımlarda bu taktiğin ne yaptığını görmek istiyorum. Özel markaj vermeden. Ki taktiğin gücünü görebilelim.
Newcastle dakika 2'de haftanın ilk golünü Newcastle'dan geldi Isak'la. Luton Wolves'a gol attı. Nakamba. Bravo Luton. Evet, United 2'ye 1 şut çekti. Daha şutumuz yok ama United'ın da tehlikeli bir hata yok. Ortada geçiyor maç. Hadi abi. Bulamıyoruz ya. De fazla bekletmeden orta açı açsam hepsini açacaklar bunların. Bakacağız. 1-2 pozisyon daha öyle yakalasınlar bakalım orta yapmadıkları için kaptırırsak fazla bekletmeden orta açı etkinleştiririz abi. Bakalım. Kaysedo ne yaptın da 6-4'te oynuyorsun abicim ya. Sarı kartı da var atılacak muhtemelen. Devreyi bitirsin bari. Eyvah. Bomboş. Aferin sana be Badia Şili be. Aferin be oğlum. Müthiş girdi araya. Aferin çocuklar. Önde baskı. Aferin. Ah be Kaysedon be. Ah be oğlum. Cole Palmer'dan da şey alamıyoruz, verim alamıyoruz abi. Mudrik'i sokacağız. Lavia'yı da sokacağız. Kaysedo'nun yerine yapacak bir şey yok. Sol beke bir de takviye lazım. Chilwell ölmek üzere. Ama o biraz daha dayanacak. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir Lavia sokuyoruz hemen. Lavia'mız nerede? Abi gerçekten Lavia'yı almadın mı ya kadroya? Gallagher gel. Cole Palmer çık. Mudrik nerede? Mudrik'i almış olman lazım. Şuradan Gallagher'ı Vol oynatacağız. Mudrik sol kanada geçecek. Tamam. Sol gizli forvet. 5'e 1'e 4'e 1 yakaladık. Atak olarak orta hızlı oyuna ama tehlikeli korner dışında bir pozisyonumuz yok. Osimhen hala kötü oynuyor. Var bir şeyi dur bakalım. Çözeceğiz abi. Of. 3 maçtır kötü oynuyorsun. Ben 2 maç berabere kaldım. Yani Osimhen'in gol atmadığı her maç ben berabere kalmak zorundayım. Aslında beraberlik benim için iyi sonuç. Osimhen kötü oynadığı sürece. Çünkü gol atamıyorsunuz. En azından maç kaybetmiyorsunuz. Öyle düşünmek lazım. Chilwell çok yorgun. Artık onu çıkartacağız. David Colwill var. Samuel Ayling var. Samuel Ayling'i aldık. Kanat olarak bindirsin abi. Kanatlar bizim atağa kalkıyor. Hadi oğlum bir tane atalım. 11'e 4, 9'a 3. Güzel. Hala ortalama gidiyor maç. Yani daha 3. maçımız bu taktikle arkadaşlar. Bir de taktik oturmadı. Sezon başına bu taktikle çıksaydık şu an çok daha iyi olabilirdi. 3 maçtır Osimhen'in yokluğu bizi gol yollarında eksik bırakıyor. Osimhen'le bir konuşmamız lazım abi. Böyle olmaz. Oo, adamlar çatır çatır pas yapıyor ya. Aferin. Yedik golü. Hadi abi. Aferin be Orkun. Ah be abicim ya. Fazla bekletmeden orta açı yapmamız lazım abi. Bunlar böyle olmuyor. Çok top tutup kaybediyorlar ayaklarında. İşte böyle böyle taktiği geliştireceğiz arkadaşlar. Ortaları çok geç açıyoruz. O yüzden atak bulamıyoruz. Gene 90 artıda yedik ya. İnanılmaz bir şey ya. Vallahi. Gol yedik ve hemen maç bitti. Anladım. Güzel. Sağlık olsun. Ne yapalım? Osimhen'cim bir konuşalım seninle kardeşim. Oyuncu uyar. Son zamanlardaki formunu eleştir.
Sen bilirsin Osimhen'cim, yani eğer böyle oynamaya devam edersen yolun açık olsun baba. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, maçları sığdırmak için mecburen hemen şuradan sonraki maç diyorum. Arsenal maçına geçiyoruz. Bu aradaki yeri keseceğim. Arsenal maçında görüşürüz. Evet arkadaşlar, hemen sonraki maç dedik. Arsenal maçına geldik. Hızlıca haberleri geçiyorum şuraya odaklanıp sakatlık var mı bakıyorum. Güzel, sakatlık yok. Sıkıntılı bir haber de yok. Çok şükür. Hemen abi Arsenal maçına geçiyoruz. Evet, Londra derbisi, Arsenal lider. Sezonun en önemli maçlarından biri bizim için. Kaysedo'nun yerine Lavia. Kaysedo çıkıyor. Çalaba da buraya geliyor. Nkunku hala sakat. Nkunku'yu oynatmayacağız. 11 gün 3 gün var. Şunu Wall değil de derin oyun kurucu destek oynatsak. Dok oynar. Savaşçı Dok yapalım. Şuradan Cole Palmer, Sterling ve Osimhen. Osimhen'cim inşallah gol atmaya başlayacaksın, yoksa sıkıntı var demektir. Evet, Londra'nın en güçlü iki takımı Arsenal, Chelsea. Birbirlerini yiyecekler bakalım. Tottenham attı, Liverpool attı. Favoriler hemen atmaya başladı. Zorlu maçta ilk hata ev sahibi Chelsea yapıyor. Reece James, Sterling. Yaptı, ortaya gol geldi. Victor Osimhen, hocam ben geri döndüm diyor. Konuştuk, hemen etkili oldu Osimhen. Hocam hiçbir şey yok. Bravo. Taktikte mesela hemen orta yapı eklemedim arkadaşlar. Bir iki maç daha görmek istiyorum. Hemen etki etsin istemiyorum, yani taktiği değiştirmek istemiyorum. Bakalım. Eğer her maç orta açma sıkıntısı yaşarsak, o zaman bekletmeden orta aç komutunu verebiliriz. Yap bakayım Orkun oradan bir tane. Ah, direkt. Orkun deniyor da deniyor. Deniyor da deniyor koçum benim. 5'e 1 oynuyoruz. Arsenal 0'a 0 ve bu takım lider arkadaşlar, Arsenal. Yani bu bölümde oynadığımız, aldığımız 2 beraberlik ve son dakika yediğimiz golle United maçını kaybetmemiz bizi liderlikten uzaklaştırdı. Ama lideri yeniyoruz. Toparlayacağız yavaş yavaş. Çok güzel bir gol daha attık. Oyunculara seslen. Süpersiniz diyelim. Suratlar yemyeşil oldu. Artık onlar sinirli ve gergin. Kart görme ihtimalleri yüksek. Yemeyelim ama. Ya işte. Üf. Ya bunu yemeyelim ya. Bir tane atak, bir tane gol olmasın abi. Atak bile yok. Direkt duran top veriyor ya. Bak, bu hata getirip gol atsınlar eyvallah. Ama öyle direkt kornerden, frikikten gol verdi mi sinirleniyorum ya. Yani. Yapacak bir şeyin yok çünkü. Neye karşı komutu getireceksin? Neye karşı taktik değiştireceksin? Müthiş gol yedik. Müthiş gol yedik abi. 2 dakikada 2-2. Yani bir maç bu kadar kötü satılır abi ya. Şuta bak. İki tane gizli forvetim var. İkisi de 6-5 oynuyor. Ona rağmen iki gol atmayı başardık. Rezil bir sonuç. Sterling hemen çıkıyorsun abicim. Nerede abi? Modric'imiz. Gel bakalım Modric. Üçe iki oynuyorlar. İki golleri var. Kaleci gene 6-5 ile oynuyor. Şaka gibi ya. Şu Ocak ayında hemen kaleci almamız lazım abi. Ben bu kaleciyle uğraşamıyorum ya. Bir tane tutmaz mı abi bir kaleci? Bir tane ya.
Dördüncü maçım. Dördüncü maçta da toplam gelen her şut gol oldu abi kaleye. Her şut bak. Üçten iki tanesi kaleye tutmuş. İki tane golleri var. Son üç maçta öyle oldu. United maçı dahil. Kalecinin bir katkısı yok bize ya. Hadi abi. İşte bu be. Hocam bir şey yok. Bravo. Martinelli müthiş gol attı. Bir tane de bize attırdı sağ olsun. 14'e 3 oynuyoruz ya. Yazık günah yani bu kadar hata yazık. Çalaba gir. Chilwell çok kötü. Levi Colbir gir. Palmer çok kötü. Gallagher değil, N. Jackson girsin. Devam edelim abi. Oyunu soğuttuk. Oyuncu değişikliklerini yaptık. Ve bu maçı bitirdik. 3-2 güzel. Londra derbisini kazanan taraf olduk. 38-39 gollere bakar mısın? Hep bir oyunun şeyi var yani. Bir dokunuşu var maçlara. United 90 artı 3. West Ham 90 artı 4. Yani hep verdiğimiz 3 puanlar. Ama her şeyle savaşmaya geldik. Oyunla da oyuncuların formuyla da hepsiyle savaşacağız. 6. sıradayız. 23 puan, 32 puan, 9 puan fark var. Hiç önemli değil abi. Hiç önemli değil. 26 yaptık mı ilk 4'e giriyoruz zaten. Benim için önemli olan ilk 4 şampiyonluk. Kim kaç puan hiç önemli değil. Amacım sezon başında da söylediğim gibi önce Şampiyonlar Ligi'ne gitmek. Sonra Şampiyonlar Ligi'ne gittiğimiz için bizde oynamayı tercih edecek oyuncular bulmak. Evet arkadaşlar tekrar sonraki maç diyorum. 12 gün sonraki maça gidiyoruz Liverpool deplasmanına. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar Liverpool maçına geldik. 35 haberimiz var. Hemen hızlı hızlı bakıyoruz. Neler var? Şuraya gözümüzü diktik. Ukrayna. Chelsea. Oyuncular da dinlenmiş oldu. Liverpool deplasmanına geliyoruz. Zor maç, çok zor maç. Ama yapacak bir şey yok. Çok zor bir fikstürümüz var. Bu fikstürden sağlam çıkarsak çok güzel bir yol almış olacağız. Şöyle yapacağız. Caicedo. Çalaba'ya bir müsaade. Caicedo'yu oyuna alacağız. Sterling buradan ters ayakla vuramıyor abi. Cole Palmer plaseyi buradan atar. Sterling de buradan atar hallederiz. Öbür türlü oynayamıyorlar. İki yönlü bek oynatacağım abi ben bunları. Kanat bek oynatmayacağım. İki yönlü bek oynasınlar. Devam ediyoruz. Bu Sanchez'i de artık bu maçı oynatmak istemiyorum. Bir top tuttu. Yok en azından yedek kaleci yesin golü abi. Nasıl o da yiyor. Liverpool deplasmanına gidiyoruz. Sıkıntılı bir orta sahaları var bakalım. İlk hata yapan taraf yine biziz galiba eğer kaptırmazsak. Yaptık abi hata. Osimhen ve gol. 50. saniye. Victor Osimhen. İşte müthiş geldi. Chelsea Santra yaptılar. Reece James iki yönlü bek yaptık. Hemen hata çıktı. Ortayı bekletmeden yaptı. Bravo. Hemen gol. Güzel. Bu güzel oldu. Kötü başladılar. Atın abi iki. Allah direkt. Alisson niye bıraktı o topu ya? Hemen yemeyin ya. Of. Stoperler ne yapıyorsunuz abi ya? Allah aşkına ne yapıyorsunuz ya? Bak bak bak. İkisi de nerede bak. Thiago Silva, Badiashile. Adam burada. Buradaki sol stoper kim abi? Badiashile. Oho. 3 tane adam bir tane adamı tutamayıp gol yiyoruz ya. Yürü abi. Abi Chilwell içinden geçti ya. Müthiş top ama. Aferin Chilwell.
Daha fazla çabalayın beyler. Sakin Cumhurik. Niye uzun top? Bana bir anlatsana. İki şut iki gol. Hala aynı oynuyoruz ya. İnanılmaz ya oyun. Aferin Thiago Silva be. Abi her topun gol olmasına ne diyorsunuz? Ya yani nedir bu olay? Bak bu da 6-5 oynuyor. Yani bütün kalecilerim 6-5. Çok değişik bir oyun ya. Sonra sistem edince ben kötü oluyorum. Bir tane top tutmaz mı ya kaleci? Bir tane ya. Gene yiyelim gol. 3 tane 4 tane atsınlar da bir tane de kurtar ya. Daha kötü bir oyun görmedim ya. Gol temiz bir şey yok. Devam. Yenileceksek de savaşarak yenilin abi. Devam saldır. Kaybedecekseniz de savaşarak kaybedin ya. Thiago Silva sen de çık artık. Bu kadar kötü oyuncu olamazsın ya. Mudrik oyuna yeni girdi. İlk yorulan o ya. Var mı böyle bir şey? Yok ya Chelsea oynatamıyoruz yani. Bu sezon bitmeden adam olmaz bu takım belli. Dağınık bu gerçekte çok dağınık olduğu için yani normalde de çok kötü oynadıkları için oyunda da kötü yapmışlar abi. Ne kadar iyi taktik yaparsan yap tutmuyor. Devam. Yapacak bir şey yok. Tottenham maçında görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tottenham maçına geldik. Londra derbisi. Onlar bize konuk olacak. Hemen hızlı haberlere bakıyoruz. Sakatlık var mı? Kırmızı bir güven kiran yok. Güzel. Gayet güzel. Yine bir Londra derbisi. Tottenham bir de üstüne üstlük bizim ezeli rakibimiz. Bu maç bizim için çok önemli. O yüzden herkesin iyi oynaması lazım. Bakacağız. Bakacağız abi. Bu takım nasıl daha iyi oynar bilmiyorum ama bakacağız yani. Fazla bekletmeden orta açı açtım. Sert orta yap dedim. Sert orta yapsınlar abi. Pas şeklini karışık yapıyorum. Şöyle çok kısa yapacağım pas şeklini. Paslaşarak oynasınlar abi. Devam. Sağ ve sol kanadı kullan demeyeceğim abi. Sadece sağ bek sol bek desteğe gelsin. Göbekten oynayıp desteğe gitsinler. Niye sağ bek kanat kullanıyoruz? Anlamadım. Kanat oyuncumuz yok bizim. Niye kanat oynuyoruz ki yani? Bu adamlar merkezde. Biz merkezden oynamamız lazım. Neyse buna devam edeceğiz. Nkunku'yu artık yavaş yavaş oyunu almamız lazım. Nkunku gelmiş.
Şimdi şöyle bir düzenleme yapalım. Şuradan Levi Colville'de sol bek. Lavia stoper. Sağ bek yedeğimiz Çalaba var. Şimdilik Çalaba şöyle yapalım. Stoper sol bek. Sağ bek. Ön libero. AMC. 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 Forvet. Tamam. Maduke de oynuyor. Maduke ne oynar abi? Bu da gizli forvet. Oynayabiliyor. Onu Maduke'yi de alabiliriz. Ben şu an kimin yerine alabilirim bunu bilmiyorum. Muhtemelen Jackson'ın yerine alacağız. Forvet'e kimi alabiliriz o zaman? Mecbur Jackson'ı oynatacağız abi. Şu Gallagher'ı bir keselim baba. Orta sahamız bir tane yeterli. Nkunku da oynayabiliyor sonuçta. Tamam. Gallagher abiyi bekletiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet abi, Tottenham bize geldi. Kazanalım şu maçı dedik. Londra derbisi. Ve artık galibiyet istiyoruz. Sıkıntılı. İyi top. Chilwell bıraktı. Osimhen. Palmer, o nasıl şut? Altı pastasın, yamuk vursan gol olur ya. Top ayağına çarpsa gol olur ya. Yap bakayım. O hocam. Reece James bekletmeden orta açtı. Bravo. Fazla bekletmeden orta aç. Taktiği işe yarıyor. Hemen abi Orkun Kökçü. Kaysedo, Enzo, Sterling. Osimhen direkten döndü. Osimhen neler yapıyor? Evet, bu iyi oldu abi. Şimdi birazcık toparladı takım. Bırakmaz ki Enzo onu da. Aferin. Chilwell yaptı müthiş orta. Palmer. Abi bekletmeden orta aç işte bu. Tam İngiliz futbolu. En sevdiğim futbol tipi abi. Orta kafa gol. Orta kafa gol. Besleyecek bizim kanatlar. Bekler. Palmer her zamanki gibi kötü. Yapacak bir şey yok. Orkun topun başında. Vurdu out. Standart. Çok uzak mesafe. Niye vuruyorsun ki abi yani? Yap orta kafa yap. Tehlike yarat. Bir şey yap. Yok. Boş muhabbet atak yapıyorlar yani. Ezbere. Başka bir şey değil. Ezbere oynuyorlar. Modric gel bakalım. Nkunku'yu bir alalım artık abi gizli forvete. Adam bir dönsün artık sağlara. Nkunku'muz iyileşiyor çok şükür. Boşluk arıyor Chelsea. Aferin Reece James. Aferin oğlum Osimhen. De fazla bekletmeden orta aç. Olayı bitirdi. Aferin Reece James be. Şurada ayağından açtığında kaptırdı zannettim ama iyi götürdü driplingten. Nkunku bıraktı gol geldi. Nkunku sağlara geri döndü. Chelsea'nin gücüne güç katmaya geldi. Nkunku. İki yaptı Chelsea. Güzel gidiyoruz. Kaysedo 6-5'li oynuyor. Hemen onu bir değiştirelim abi. Formsuz. Orkun düzgün oynuyor. Orkun'u da tekrar bir değiştirebiliriz. Nkunku'yu oraya alıp Orkun'u değiştirelim. Öyle Mudrik'i sokalım bir abi. Talihler. Şuradan Mudrik. Nkunku ile yer değiş. Şunu da şöyle yapalım. Nkunku'yu da gizli forvet yapabiliriz. 4 gizli forvet. Yani 3 gizli forvetle 4 forvet oynuyoruz şu an. Osimhen'le beraber.
Taçı adama verdi. Böyle bir şey var mı ya? Çıldıracağım ya. Oğlum taç atacak kadar beyniniz yok mu ya? Adamlara bedava penaltı ve gol veriyoruz ya. Yediğim bütün goller bir saçmalık eseri ya, yemin ederim. Bir tane şöyle atak hazırlayıp da gol attıkları gol yok yani. Koca ay geçti. Tapaltıyla maç yaptım, düzgün gol yemedim daha ya. Yani o golü yerseniz adamlar böyle saldırır tabii, yapacak bir şey yok. Dayanacaksınız. Enzo ne kadar kötü oynuyorsun ya. Çıkaramıyoruz abi. 3 kere durdurduk oyunu. Geçir baba, zaman geçir. Sizin dayanacağınız yok. Yeter, son dakika yemekten çok sıkıldım artık ya. Love you. Müthiş pas be oğlum. Osimhen, of Osimhen. Müthiş duran top taktiği. İşte kaleye vurmayacaksın. Bak Nkunku nasıl vurmuyor abi. Orkun her topu kaleye vur. Eşek gibi vuruyor durmadan kaleye. Akıllı adam başka oluyor baba ya. Oh, zar zor. Evet, Londra derbilerini kazanıyoruz. United'a son dakika yenildik. Liverpool'da içimizden geçti arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bakalım bu bölüm neler yapmışız. Şimdi biz şurada başladık bu bölüme. İki beraberlikle taktik değişikliğiyle kötü başladık. Bunu zaten simüle ettik. Burada 90 artı 3'te gol yedik abi. Arsenal'ı yendik. Evet. Burada Darwin Nunez'in sezonun en iyi istatistiği olabilir. Yani bir daha iki gol atacağı bir maç olacak mı merak ediyorum. Güzel. Yani top 5'ten iki galibiyet, iki mağlubiyetle ayrıldık. City Carabao, onu simüle ettik, saymıyorum. Londra derbilerinden West Ham'la berabere kaldık. Arsenal'ı yendik, Tottenham'ı yendik. O yüzden Londra derbilerinden galip çıktığımızı düşünüyorum. Ve bu bölümü burada sonlandırıyoruz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorum atıp like atmayı unutmayın. 2 günde bir gelecek. Yani şöyle, bugün Last of Us çıktı. Yarın sabah 10'da FM gelecek. Ertesi gün sabah 10'da Last of Us. Diğer gün sabah 10'da FM. Böyle bir gün arayla gelmeye devam edecek. Artık aralıksız. Yorum atıp like atarsanız çok sevinirim. Gerçekten desteklemeniz çok önemli. Bir şeyler yapıyoruz, uğraşıyoruz. Kazanmamız lazım. Zaman bizim lehimizde işliyor. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.